Çok şaşırdım ben de. Şimdi Gamze'nin, pardon, Ramazan'ı işte anne babası da konuşmaya karar verdiler. O röportajı bir ekranlara getireyim. Bunu sadece, ya onlar da Turcen'i ve Halil'e inanılmaz öfkeliler. İnanılmaz öfkeliler. Kızlarının işte kayınpederi kaynanası. Fatma'nın kaynanası. Fatma kaynanan bak neler söylüyor. Yani sen onlarla görüşüyor musun? Bildiğim kadarıyla kaynananla görüşmüyorsun anladığım kadarıyla. Görüşmüyorlar abla. Fatma ile görüşmüyorlar. Bir gelsin ekranları bir izleyelim. Sonra Ahmet de birazdan canlı yayında olacak. Yani daha doğrusu sevgili demem yanlış olur. Çünkü Ahmet'in ona karşı duygusu yokmuş. Arkadaş, ama Gamze'nin işte sevdiği çocuk, arkadaşı birazdan Ahmet canlı yayında olacak. Ama şu Ramazan'ın anne babasının röportajını hep beraber bir izleyelim lütfen. Ben katil değilim. Ben çocuğumu öldürmedim. Suçlanan Ramazan'ın babası ilk kez konuştu. Turcen ve Halil oğluma iftira atıyor. Ali İhsan Bey, şu anda tüm iddialar oğlunuz Ramazan Köse'nin üzerinde. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yalan, iftira kızım, iftira. Kendini kurtarmak için benim çocuğu iftira atıyorlar. Benim tahminime göre katil anası babası. Peki iftira atmalarının sebebi sizce ne? Aklından gelmemiş evlatlarının. Ramazan Köse ile Gamze Sakallıoğlu ölmeden önce mesajları vardı. Bu konu hakkında ne söyledin? Onu ben bilemem. Benimle ya benim bu benimle göğümleri onun olduğu yerlere mesajını kızacını anlamam. Bunlar oğlunu gelinini kovalamış duyduğumuz bizim. Kim oğlunu ve gelinini kovalamış? İşte oğlum Mehmet Ali'nin ne? Turcen. Ne zaman? İşte o vakitede. Bu çocuğun öldürüleceğinden en 3 gün evvel, en 5 gün evvel. Ha onu duyduk. Bir tartışma mı olmuş? O bilmiyorum, her zaman diyor şuradan. Kovalamışlar. Bu olayın orijinden benim duyduğum, bu kız çocuğun öldürüleceğinden bir hafta evvel dediler. Gelinden oğlan kovalamışlar. Milas gitmişler. Yani bu olayın olacağı gece ne benim oğlan var orada ne bunun oğluna gelini var orada. Ama oğlunuz Ramazan Köse o gece orada olmamasına rağmen sürekli iddialar onun üzerinde. Olsun varsın. İftiradı. İddialardan önce Ramazan Köse'yi de manevi evladı olarak gördünüz. Kendini kurtarmak için çalışıyor. Onu yerken yedin ona. Benim deli. Kim yerken? Benim ımzanın getirdiği kadar. Benim keratenin getirdiği erzağa niyadırsa parasından. Oğlunuz Ramazan Köse yardımda mı bulunuyordu? Evet, evet. Sakallıoğlu abi. Evet. Yemin içmeden yardım bulunmuş. Peki neden yardımda bulunuyordu? O da abisinden yengesinden çocuğumuz var ha. Ondan gidiliyor asıl oraya kadar abimle yengem var diye. Onları getirmiş kızım. Bunları getirmiş. Eline avuca para bütün onları yediymiş. Ramazan Köse ile Gamze Sakallıoğlu ölmeden önce biliyorsunuz ki mesajları vardı. Bu konu hakkında ne söyledin? Aa ben başını onu ben bilemem. Benim nevkümleri onun olduğu yerlere. Mesajını kızacını anlamam. Gamze Sakallıoğlu'ndan benim oğlanın adını çekmişler daha doğrusu Ramazan'ın. Mesaj geçmiş bilmem neymiş. Bunlar yalan iftira bunlar. Benim çocuğum bir sene bile ödememişti. Bırak adamı ödeme. Bu türlüne işi yoktu. Yüzü yumuşaktı. Küçüğüne küçük, büyüğüne büyüktü. Şakacıydı. Gece Gamze'nin cesedini saklamaya çalışmışlar. Ancak babası anası öldürüp bu çocuğu. Bir öykü uyuyla öldürdü çocuğu. Neden böyle düşünüyorsunuz? Dömür dedi kızın cepterine elini aldım yere çarp edin dedi. Neden oğlanlarla adamlarla. Çocuğun hakkından gelmedi, öldürdü, bitti. Ahmet'in yüzünü atıyor, Mehmet'in yüzünü atıyor, yok. Benim çocuğumun o işi, işi yok. Şüphem katil anası katil. İstemiyoruz. Öğütenmeyeyim şundan, yeni bunu öyle duyduk biz. Yeni bu çocuk sabahın öyle bulunuyor ya. Konum komşu duyuyorum da, gömmeleriyim mi bunu diyor. Hayır diyor komşudan biri. Kendikinin bir ön haber olması kanun. Kimseye söylemeden gömmeme düşmüş onunla buna. Hatta gece bir şairin birisi oradan... Geçen gün dinledik. Gece çocuğun görsün nereye açının, nereye açını saçmışlar. Komşularına bir hayır olmaz demiş. Hükümetin haber bir olmaz yarın olur. Onun için jandarmaya duyurum. Jandarmaya duyurmuş. Oğlunuz Ramazan Köse, yengesi Fatma ile yakınlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi yengesi işte ya. Kendi yengesini kullanacak bu. Abisinin kasını kullanacak mı garip bu. Hepsi iftiradır kızım bunu. Maksatları kendilerini kurtarmak için. İftiranın aleti. Anne Fatma'dan Turcen'e şok suçlama. Oğlunuz Ramazan Köse için yapılan iddialar hakkında ne düşünüyorsun? Hayır diyor, reddediyor. Asla inanma. Kimden şüpheleniyorsun? Anasından, babasından. Anne ve babadan şüphelenmek için herhangi bir geçerli sebebiniz, herhangi bir gördüğünüz bir şey var mı? Hayır, görmedim. Dizinin dibindeyim. Söylediği laftan anasından babasından. Babasından bir kelam laf duydum desem yalan. Anasından duydum. Kaç tane adamdan bilmeni ettim diye söylemedim. Bunu söyleyen kim?
anası anası adam dık yok. Ne diyorsun Nazlı? Hani o bir kere doğru yani. Aynı odada kalmış abi bu. Neden böyle bir cevap veriyorlar ben bunu anlamıyorum. İftira ya, diyor. İftira değil. Tabii ki kabul ediyor. Tamam kasir olmayabilir ama Ramazan Gamze ile yani çok kötü şeyler yaşamışlar abi. Ama adam inanmıyor buna. Ya babası inanmayabilir, normaldir yani. Nasıl normaldir teyze? Ya, bastırıyordur. Bilmem bilmeye de bilir. Neyini bastırıyor ya? Bu ne demek ya? Bir gün diyor denizin dibinde diyor kaç tane adamla bilmem ne ettin demiş Turcan. Gamze'ye mi demiş? Kaç tane erkekle yazışıyorsun? Yazıştı. Kişileri falan bir şey bu uygulama var. Bu uygulamadan bazı insanlarla yazıştığını falan anne biliyor mu? Annesi her şeyi biliyordu. O zaman telefonla yani. Hani Gamze hep gösteriyordu ki zaten konuştuğu kişilere. Acaba Ramazan'la birileriyle onun çünkü Ramazan kızın telefonu sürekli Ramazan'ın elinde. Şimdi anne babası oğullarını savunacak tamam mı? Savunacak bir tarafı yok o mesajların. Ya orada deselerdi oğlumuz onlar bir hata. Anlamadılar bile onu. Ya oğlumuz bir hata yaptı bence. Deselerdi anlayacağım da onu da dememişler yani Ali İhsan Bey ile Fatma Hanım. Yani neyse evlatları şimdi yapacak bir şey tabii yok da. Örtecekler ayet yani. Örtmeye çalışacaklar ama şimdi Ramazan acaba o sırada bir hafta öncesinden mi birkaç yani bir kavgadan gerginlikten bahsediyorlar. Birkaç tane adamla yazıştığını işte şey diyorlar söylüyor. Abla ya. Bunu Ramazan öğrenip acaba Turcene falan onlara söylemiş olabilir mi? Bilmiyorum da bu Şahin'in diyorlardır hani Ramazanlar falan hep biliyordu birkaç bu olayı. Birkaç kişi diyor ama sadece şeyi demiyor Şahin'den bahsetmiyor. Orasını bilmiyorum işte bir Şahin'i biliyorum işte ben. Onu biliyorum. Başka yani. İnsanlarla yazışıyor muydu? Yok. Gamze. Gamze 15-16 yaşında çocuk zaten ya. Yani bir tır grubu vardı. Annesi de bak bunu biliyor ama bak bilmiyorum diyor. Ahmet'i de biliyor. Evet Ahmet'i bal gibi biliyor. Nasıl bilmiyor? Hani diyor ya işte Osmaniye'de. Osmaniye değil. Yalan söylüyor işte. Bak ben dün ne dedim? Hataylı dedim. Bak daha siz de bilmiyordunuz. Biliyorum Hataylı'da. Hataylı dedim. Heh. Bak bugün çocuk bağlanıyor. Hataylı çünkü. Bu arada şunu söylüyorlar. Belki orada bence anne baba haklılar. Şimdi Ramazan'ın diyor parasını yediler. Doğru. Erzak aldırdı. Orası doğru. Orası doğru. Ramazan para yani Ramazan sürekli onlara erzaklarla gitmiş. İyi güzel de Ramazan o erzakları giderken bir yandan da bu erzakların karşılığını da almak istemiş. Şimdi ama bir de şu var. Bu 3 yıl önce abi hani yengesiyle abi soruyor ya o 3 yıl önce. 3 yıldan sonra niye yine erzakla gelmiş devamlı? Burası da bir sorun yani. Evet. Tamam eniştesi aman yengesi abisi oradayken tamam yiyecek işe getirmiş doğru. 7 ay kalmış ondan sonra bu gelin gelmiş 3 sene daha hala yiyecek getirmeye neye devam etmiş. Turcan yüz verirse getirir teyzeciğim. İşte, ama yüz vermesi için de bir şey bir Turcan neden olması lazım. Turcan yüz verirse niye getirmesin? Ya ben semen meme niye yiyeyim? Tamam ya. Önce öyleydi. Niye devamlı yine yiyecek içecek mesela alkol getiriyor? Burada da bir soru olması lazım. Hani diyor ya ama şey çünkü... Mehmet Halil Bey dedi ya hani alkol getirmiyor dedi. Yalan. Şimdi Ahmet Hataylı arkadaşı Ahmet canlı yayında hazırmış. Hemen Ahmet'i ben bir göreyim. Teşekkür ediyorum Ahmet'e yayına bağlandığı için. Ahmet'ciğim merhabalar canım. Merhabalar. Teşekkürler yayına bağlandığın için. Buyurun. Ahmet sen Gamze ile nasıl nerede tanıştın? Anlatır mısın lütfen bize? Rahmetliyle. En baştan zaman. Tamam. Şöyle oldu hani bir gün işe gitmedim çalışıyordum. Yani izinli günümde. Özür dilerim. Mikrofon nerede var? Kulaklıktan mı? Nereden konuşuyor Ahmet? Sesi kesilip gelip normal şeyden konuşuyorsun. Tamam çok aynen. Fazla hareket etmeden konuşmaya çalış ki sesin gelip gidiyor Ahmet. Tamam devam et canım. Evet. İzinli günümdü. Hani evde canım sıkılmıştı. Uygulamanın adını vermeyelim. Bir uygulama var. O uygulamadan o uygulamayı kullanmaya başladın. Evet. Uygulamaya geçtim hani orada sohbet muhabbet hani şeyleri yapıyordum. Ondan sonra bir baktım karşıma kendisi çıktı. Hani konuştuk az çok hani normal arkadaş olarak konuştuk. Ondan sonra bana dedi işte Instagram adresim falan. Onu da verdim Instagram adresimi de verdim hani oradan konuştuk. Öyle oldu olay.